Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Özge Can. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde görev yapmaktayım. 2020 yılında başladığımız Ege bölgesindeki çevreci sivil toplumun gelişimi ve etkinliği başlıklı projemizi 2021 yılında yoğun bir çalışma sonucunda güzel bir şekilde tamamladık. Yürütücülüğünü yaptığım bu projede benimle beraber yine Yaşar Üniversitesi'nden Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Doktor Defne Gönenç, yüksek lisans öğrencimiz Büşra Sarıkaya ve lisans öğrencimiz İrem Ak yer aldı. Biz neden bu projeyi yapmak istedik? Bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de çok önemli çevre sorunları yaşıyoruz. Üretim ilişkilerinin çarpıklığı ve özellikle plansız ekonomik gelişmeyle birlikte iklim değişiyor, doğal yaşam ve çevre tahrip oluyor. Türkiye'de bu çevre yıkımından maalesef nasibini alan en önemli bölgelerden biri de Ege bölgesi. Bu çevre sorunlarıyla baş etmek ve çevre tahribatını önlemek adına da birçok sivil toplum kuruluşu, birçok sivil inisiyatif yoğun bir mücadele veriyor. Dünyada ve Türkiye'de bu tarz çevreci sivil toplum kuruluşları üzerine birçok çalışma yapılsa da bu çalışmalara baktığımızda çoğunlukla ulusal, uluslararası, büyük ölçekli kuruluşları ve bunların ilişkilerine yer verildiğini, küçük ölçekli bölgesel kuruluşlara, yerelden hani bir şekilde gelişen örgütlenmelerle ilgili bilgimizin çok daha zayıf ve kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Olan mevcut çalışmalarda da belli mücadele başlıklarına ve örneklere yer verildiğini, çok boyutlu, derinlikli çalışmaların maalesef çok fazla yer almadığını görüyoruz. İşte bu sebeple, bu çerçeve içinde biz bu araştırmamızda Ege bölgesinde faaliyet gösteren çevreci sivil toplum kuruluşlarının çok çeşitli özelliklerini, etkinliklerini ve bu anlamda çevre mücadelesinde oynadıkları rolü anlamayı amaçladık. Bunun için ne yaptık? Öncelikle bir anket çalışması düzenledik. Bu anket çalışmasını Ege bölgesindeki illerde faaliyet gösteren kuruluşlarla beraber Balıkesir ve Çanakkale'deki çevreci kuruluşlara da gönderdik. Birçok soru sorduk kendilerine. Örgütleri, işleyişleri, çevre faaliyetlerinin alanları, konuları, stratejileri, eylemleri, taktikleri, farklı kuruluşlarla olan ilişkileri ve sorunları çok çeşitli bir şekilde bunları öğrenmeye çalıştık. Herkese merhaba, ismim Defne Gönenç. Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışıyorum. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktoruyum. Araştırmamızda Özge Can hocamız ve iki araştırma görevlimiz ile beraber yer aldım. Bulgularımıza göre Ege bölgesindeki çevreci sivil toplum kuruluşlarının sayısı özellikle 2000'li yıllardan sonra artmıştır. Bu kuruluşlar genellikle Ege bölgesinin kıyı şeridinde yoğunlaşmaktadır. Bu kuruluşların diğer kuruluşlarla ve örgütlerle ilişkilerini incelediğimizde ise devletle olan ilişkilerinin ortalama, özel sektörle olan ilişkilerinin genellikle kötü veya az olarak nitelendirildiğini görmekteyiz. Belediyelerle olan ilişkileri ise çok değişken, kendi aralarında olan ilişkiler ise maalesef çok zayıf ve işbirliği ise neredeyse yok denecek kadar az durumdadır. Ege bölgesinde birçok çevre sorunu mevcut. Çevreci örgütlerin de kendi sorunları çok yoğun. Örneğin birçoğunun finansmanı yok. Çok küçük yerlerde ve çoğu zaman hiçbir ofisi olmadan çalışmak durumundalar. Birçoğunun çalışanı yok ve kendi kaynaklarıyla geçinmek zorundalar. Aynı zamanda bildiğiniz gibi çok hızlı bir şekilde bireycileşen bir toplum içinde yaşamaktayız. Böyle bir ortamda insanları herhangi bir amaç uğruna bir araya getirmek zaten zor. Ege bölgesinde de çevreci kuruluşlar insanları çevreci bir amaç için bir araya getirebilseler de bu topluluklar kısa zamanda dağılmakta. Son olarak da bildiğiniz gibi maalesef Ege bölgesinde çevreci mücadelenin üstünde büyük bir itibarsızlaştırma ve baskı mevcut. Umuyoruz ki bu sorunlar en kısa zamanda çözülecektir. Tüm bunlar aslında çok güzel çıktılar sağladı bize.
Öncelikle bir Türkçe makalemiz yayın aşamasında, uluslararası bir makalemiz hakem değerlendirme sürecinde şu anda. Bunun dışında proje sürecinde çalışmalarımızı, araştırmamızı 3 farklı uluslararası konferansta sunma imkanı bulduk. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra da çalışmalarımız bu konuda devam edecek. Örneğin şu anda yeni akademik çalışmaları tamamlıyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Yeterince detaylı inceleyemediğimiz verilerimizi inceliyoruz. Bunun yanında da Türkiye'den öğrendiklerimizi, bu deneyimlerimizi bizim gibi benzer çevre sorunları yaşayan, özellikle Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerdeki araştırmacılarla beraber yapacağımız bir uluslararası projede de değerlendirmek istiyoruz. Böylece buradaki mücadele, çevreci mücadele deneyimlerini bir karşılaştırma imkanı bulabileceğimize de inanıyoruz. Son olarak Yaşar Üniversitesi'ne bize bu projede verdiği destek için, bize güvendiği için çok teşekkür etmek istiyorum bütün proje ekibi adına. Ayrıca yine proje ofisi çalışanlarının her birine süreç içinde bize destekleri ve her an yanımızda oldukları için de sonsuz teşekkürler.